Mümin ve mümine kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak insanoğlunu eşref-i mahluk olarak yaratmış ve yeryüzünün halifesi kılmış. Üstün kabiliyetlerle donatmış, Rabbinin rızasına uygun, insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini emretmiştir. Daima iyi, güzel ve faydalı ameller işlemesini öğütlemiştir. İnsan olma şerefine gölge düşüren bütün çirkin söz ve davranışlarıysa yasaklamıştır. Muhterem kardeşlerim, Yüce Dinimiz İslam'ın en önemli gayelerinden biri de insanın canını korumak. Onu her türlü kötülükten ve saldırıdan muhafaza etmektir. Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Kıymetli kardeşlerim, hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Şiarıyla ömürlerini dini mübini İslam'a, vatana ve millete hizmet yolundan harcayan nice kardeşimiz var. Ancak ne hazindir ki vatanımızı müdafaa eden kahraman askerlerimize, toplumsal huzurumuzu koruyan emniyet mensuplarımıza, canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza, milletimize hizmet götüren sivil ve kamu görevlilerimize yönelik şiddet olaylarına şahit oluyor. Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken, aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakarca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor. Her birimizin yüreğini dağıtıyor. Değerli kardeşlerim, bizler Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleriz. İnancımızın gereği olarak İslam ahlakını hayatımıza aktarmakla mükellefiz. Müminin hayatında şiddet ve merhametsizliğe, kin ve nefrete, haksızlık ve zulme, cana ve mala kastetmeye asla yer yok. Müminin ahlakı, sevgi, saygı, güven ve hak duyarlılığıdır. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İman etmeden cennete giremezsiniz
birbirinizi sevmeden de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız sözüne kulak verin. Her daim sevgi, şefkat ve merhameti kuşanır. İttakillâhe haythumâ kuntum. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Hadis-i şerifini şiar edin. Hata, günah ve isyanla aramıza set çekelim. Hangi sıkıntınız ve sorununuz olursa olsun, çözümü asla kabalıkta ve şiddette aramayalım. İlişkilerimizde nezaket ve zerafeti elden bırakmayalım. Kendi canımızı dokunulmaz gördüğümüz gibi herkesin canını da kutsal bilelim. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkaları için de istemeyelim. İnsan şahsiyetini ve onurunu hedef alan her türlü söz ve davranıştan uzak duralım. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfımızın Çankaya Aleyhisselam Ettaibu minetlem mükemmellerden belen Estağfirullahel-Azim ve etubu ileyh ve es'elullahi ve lekumu't-tevfik Bismillahirrahmanirrahim İnned-dine indallahi'l-islam Sadakallahu'l-Azim.